Türk tiyatrosu ve sinemasının öncü ismi Muhsin Ertuğrul 28 Şubat 1892'de dünyaya geldi. Tiyatronun batılı anlamda kurucusu kabul edilen Muhsin Ertuğrul sinemada da birçok ilke imza attı. Darülbedai'nin ve devlet tiyatrolarının ilk yıllarında görev yapan, ömrünü tiyatro sahnesine adayan Muhsin Ertuğrul'u 124. doğum yıl dönümünde tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzaf devre aleme anlattı. Muhsin Ertuğrul, tiyatrocu, oyuncu, yapımcı ve yönetmen. O, 87 yıllık yaşamını Türk sineması ve tiyatrosuna adadı. 28 Şubat 1892'de dünyaya gelen Ertuğrul, tiyatroya ilkokulu okuduğu Tefeyyüz Mektebi'nde sevdalandı ve aktör olmaya karar verdi. Profesyonel sahne hayatına ise Erenköy'deki Burhanettin Tiyatrosu'nda başladı ve eğitim için 1911'de Paris'e gitti. Batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosunun kurucusu sayılan Ertuğrul, ülkesine döndüğünde birçok ilke imza attı. İlk olarak Ertuğrul Muhsin ve Arkadaşları adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Henüz kuruluş aşamasındayken o zamanki adı Darülbedai Osmani olan İstanbul Şehir Tiyatroları'nda eğitmenlik yaptı. İleriki yıllarda ise kurumun genel sanat yönetmenliğini üstlendi, ardından devlet tiyatrolarının başına getirildi. Çok sayıda kişiyi tiyatroyla tanıştıran Ertuğrul'un yetiştirdiği tiyatroculardan biri de Can Gürzap. Uzun yıllarda bu iş için çok büyük çaba göstermiştir. Çok sıkıntılar, üzüntüler çekmiştir. Ve önce şehir tiyatrosu, İstanbul Belediyesi şehir tiyatrosu, daha sonra da devlet tiyatrosu kurucularındandır. Ve çok büyük bir, sadece tiyatro değil, çok büyük bir kültür adamıdır. Bence dünya çapında bir kültür adamıdır. Ve tabii ki çok sanatçılar yetiştirmiştir. Çok tiyatrolar açmıştır. Onun da bütün derdi hep sahne, salon, salon, salondu. Muhsin Ertuğrul, sinema alanında da ilklerin sahibiydi. Sinema kariyerine Berlin'de rol aldığı filmlerle başladı. Daha sonra Türkiye'nin ilk film şirketi olan Kemal Film için yönetmen koltuğuna oturdu. İstanbul'da Bir Facia-yı Aşk adlı ilk filmi 1922'de beyaz perdeyle buluştu. Boğaziçi Esrarı, Bir Millet Uyanıyor, Ankara Postası, Kaçakçılar ve İstanbul Sokaklarında filmlerinin senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. 1953'te Türk sinemasının ilk renkli filmi olan Halıcı Kız'a imza attı. Tezgahını taşıtacağız. Bundan sonra artık evinde çalışacaksın demezler ya insana. Dediler işte anneciğim. İster misin bu bittikten sonra işi de kessinler? Leblebici Hor Hor Ağa filmi ise Venedik 2. Uluslararası Film Şenliği'nde Türk sinemasına ilk uluslararası ödülünü kazandırdı. Çağdaş Türk tiyatrosunun temelini atan, Türk sinemasına büyük katkı sağlayan Muhsin Ertuğrul 1979'da vefat etti.